Birinci bölüm üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel. Buyurun Sayın Erel. Süremiz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölüm üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu emniyet teşkilatımızın hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga yapılarından birisi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Görevi başında şehit düşen güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm polislerimize ve ailelerine sağlık ve mutluluk ve başarılar diliyorum. Ancak burada bir beklentiyi de dile getirmek istiyorum. Artık Anadolu'nun deyimiyle polisler için kuru kuru kurbanın takır takır yolun olayım söylemini bir tarafa bırakarak her partinin vermiş olduğu 3600 ek göstergenin bir an önce polislerimize verilmesi hususunda gerekli iradenin ortaya konulmasını polisler adına bu yüce meclisten bekliyorum. Değerli milletvekilleri, devlet kurumunu tesis eden üç temel erkten biri olan yargı erkinin işleyişindeki yapısal sorunlar ve teklif edilen kanunun bahse konu sorunları ortadan kaldırmak konusunda yetersiz kaldığı aşikardır. İstediğiniz kadar yargı reformu paketleri getirin, yargıyı siyasallaşmaktan kurtarmadığınız sürece, istediğiniz kadar infaz indirimi yapın, toplumu ekonomik, sosyolojik, psikolojik olarak refaha ulaştırmadığınız ve suçun sebeplerini ortadan kaldırmadığınız sürece, suçu hukukun temel ilkeleriyle değil, döneme göre ve siyasi sahiplerle tanımladığınız sürece, iktidarınıza tehdit gördüğünüz her şeyi suç ilan ettiğiniz sürece, hakim ve savcıların kaderini, kariyerini HSK'nın eline bıraktığınız sürece, siyasi ikbaliniz için anayasayı ve hukuku görmediğiniz sürece, iktidara yakın olanların suçlarına bir defadan bir şey olmaz dediğiniz sürece, iktidarın adı ve tanıdığı yetkilerle borsa oluşturanlara müsaade ettiğiniz sürece, yolsuzluğu yapanları tahliye ederken yolsuzluğu yazanları içeride tutmaya devam ettiğiniz sürece, Türk hukukuna, Türk adaletine olan güven her gün azalmaya, tabiri caizse yerlerde sürünmeye mahkumdur. Değerli milletvekilleri, evet, tarafından komisyonda bir teşekkür konusu maalesef suistimal edilmektedir. Ben hayır, pişman olmadım. Buradan gene gecenin bir yarısında yatağında bulunmayıp da gelip oraya bu 48. maddenin anlaşılmasını sağlayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörü'ne, yine Yargıtay 3. Daire Başkanı'na, Adalet Bakanlığı Mevzuat İşleri Genel Müdürü'ne, Cumhuriyet İnfaz Savcısı'na ve bakanlığın değerli bürokratlarına ve komisyonda bulunan, kendisi burada yok, Ali Bey'e yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkür ettim.
Yani böyle bir nezaket göstergesini ortaya koymamız, bu kanunun tamamını kabul ettiğimiz ve kanunun tamamına teşekkür ettiğimiz anlamı çıkmaz ki. Netice itibariyle yine orada komisyona çalışmalarından dolayı da şu bağlamda o madde için teşekkür ettik. Şimdi 48. maddeye baktığınızda ben bir hukukçu olarak ancak gecenin ikisinde saydığım bu değerli Yargıtay Başkanı'nın ve dekanın açıklamasından sonra anlayabildik. Ne diyor? Cinsel saldırı madde 102 ikinci fıkra hariç. Reşit olmayanlarla cinsel ilişki 104 ikinci ve üçüncü fıkra hariç ve cinsel taciz madde 105 suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar. Yine cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan madde 102, 103, 104 ve 105 hapis cezasına mahkum olan çocuklar. Yani maddeyi bu kadar dolambaçlı, bu kadar anlaşılmaz yazılmasının ardında ister istemez kafamızda sorular oluşmuştu. Onun yerine şunu niye yazmadınız ben merak ediyorum. Cinsel suçlar, nitelikli olanlar 102, 2, 103, 104, 2 ve 3. Bunların infazı aynen 3/4 kalacak deseydiniz. Yine cinsel suçlar basit. TCK 102'ye 1, 104'e 1 ve 105. madde 2/3 diyecektiniz. Yine çocuklar tarafından işlenen suçlar bunlar da 102, 103, 104, 5. Bunların karşısına indirim oranlarını doğrudan doğruya yazmış olsaydık bu problem ortaya çıkmazdı. Bu açıklamayı yapanlara teşekkür ederken 53. maddenin geçici 9. maddesinin 5. fıkrasına şiddetle karşı olduğumuzu, bu maddeyle birlikte izin yoluyla da olsa teröristlerin, çocuk istismarcılarının, cinsel suçlara bulaşanların, uyuşturucu tacir ve imal edenlerin dışarıya çıkacağını ifade ettik. Yani bir teşekkür etmemizi makasla cımbızla koparıp bir yerlere servis etmenin siyasi ahlaka ve nezakete uygun düşmediği kanaatindeyim. Keşke ben sizlere şunun içinlerde teşekkür edebilseydim. Kadına uygulanan şiddete verilen cezalarda artırım talebimizi kabul etseydiniz, buna da teşekkür edebilseydik. Keşke Atatürk'e ve Türklüğe hakaret edenlere verilen cezalarda infaz indirimi yapmasaydınız, ona da teşekkür edebilseydik. Keşke 9. maddeyle uyuşturucu tacirlerine, teröristlere, cinsel istismarcılara, çocuk istismarcılarına izin yoluyla da olsa tahliye yolunu açmasaydınız, onun için de teşekkür edebilseydim. Keşke yolsuzluk, hırsızlık yapanları şartlı tahliye etme yerine yolsuzluğu, hırsızlığı yazan kalemleri kırmasaydınız, dilleri susturmasaydınız, ona da teşekkür edebilseydim. Ve sayın milletvekilleri, yaklaşık günümüzde 300 bin tutuklu var. Tutuklu ve hükümlü var. Bunların yaklaşık %18'i de tutuklu. Beyanlara göre 90 bin kişi tahliye olacak. İzinle ne kadar insan tahliye olacak? Bunu bir türlü AK Parti sıraları bize vermedi. Dün Ali Bey böyle keren ağzından bir 75 bin lafı duyuldu. Yine bu tahliye olacakların, izinle salıverilecek olanların hangi suçlardan kaç kişi oldukları yönünde talebimiz bugüne kadar yerine getirilmedi. Niye saklanıyor? Bunu anlamış değiliz. Günümüzde yaşanan tutukluluk süresi hukukun üstün ilkelerine, evrensel hukuk kurallarına göre çok açık ve net şekilde uygun değildir. Yani hala 3 yıldır, 4 yıldır tutukluluğu devam eden insanlar var. Bu adalete, vicdana sığmaz. Eğer bir işlediğin suçun karşılığında bir cezası varsa karar hükmü verin, gereğini yapın. Yok, eğer suç bulamıyorsanız bırakın tahliye olsun, tutuksuz yargılansın. Mesela bunlardan bir tanesi Murat Arel. Murat Arel'e baktığımızda sokakta gezen 100 kişiye sorun, bunun suçunun
AK Parti belediyelerinde yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, olumsuzlukları kaleme aldığından dolayı tutuklandığını söyleyecekler. Yoksa Murat Arel'in üzerine atılı suçların maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı herkesçe bilinmektedir. Değerli milletvekilleri, şartlı salıverme oranı 2/3'ten 1/2'ye inmektedir. Ve kural olarak da bundan sonra 1/2 olarak uygulanacaktır. Bu tamamlayın Sayın Erel. Bu düzenlemenin kalıcı olması korkarım ki cezaların caydırıcı olma özelliğini ortadan kaldıracaktır. Ceza suçları işlemeye teşvik edecektir. Bunun önüne geçmek için de en azından bunun geçici madde olarak kalması ve daha sonra tekrar infaz oranının 2/3 olarak uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Bir de AK Partili arkadaşlarımız bu kürsüden muhalefet komisyon üyelerinin katma değer sağlamadığını, uzlaşmadığını söylediler. Biz İYİ Parti olarak 18 maddede değişiklik önergesi verdik. Yani bunlardan bir tanesi çok basit. Nedir derseniz, ceza hukuku terminolojisinde eşyanın değerinin hafifliği diye bir kavram yok. Biz eşyanın değerinin azlığı ifadesi kullanılsın dedik. Bu talebimiz bile maalesef kabul görmedi. Yani hangi talebimizi, hangi makul teklif ve talep... Selamlayın Sayın Erel, lütfen. Değerli arkadaşlar, kanadı kırık kuşun bu saatten sonra şiire ihtiyacı yok, adalete ihtiyacı vardır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.